Yakın Doğu Üniversitesi Milli Tarih Müzesi'nin duyarlı vatandaşlarımızdan Eralp Adanır'la birlikteyiz. Müzemize abisi, Türk spor tarihinin, Kıbrıs Türk spor tarihinin önemli kişilerinden birisi, rahmetle andığımız Mete Adanır'ın malzemelerinin bir kısmını bugün burada sergilebiliyoruz. Malzemelerini bize bağışlıyorlar Mete Adanır Vakfı olarak. Öncelikle teşekkür ederim. Müzemize böyle anlamlı bir bağış yaptığınız için Milli Tarih Müzemizin sosyal yönünün de güçlenmesine çok büyük emekler verdiğinizden dolayı teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biraz bize bu malzemelerden bilgi verebilirseniz. Tabii hocam. Biz aslında Mete Adanır Vakfı olarak, Mete Adanır ailesi olarak da her zaman içimizde bir ukde kalmıştı. Mete'nin bu materyallerinin oluşturduğu bir müzeyi açmak. Çeşitli vesilelerle birçok kez bazı deneyimlerimiz olmuştu, müracaatlarımız olmuştu ama bugüne kadar bunu somutlaştıramadık. Ne güzel ki Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde böyle bir müzenin açılacak olması ve bizim de Mete ile ilgili bütün materyallerin burada toplumla buluşabileceği bir imkan yaratılmasından dolayı biz çok sevinçliyiz, çok mutluyuz. Eminim babam da yaşasaydı, annem de yaşasaydı onlar da çok mutlu olacaklardı. Çünkü hepimizin de aile olarak da en büyük istencimiz bizim Mete'nin adına bir köşede olsa dahi bir müze içerisinde bunların korunması ve gelecek kuşaklara taşınmasıdır. Evet, biz o köşeyi ayırdık zaten Mete'mize. Sağ olun. Çok önemli. Burada çok evet. Önemli şeyler var. Tabii bir kısmı bunlar tabii ki. Bir kısmı evet. Bir kısmı. 1971'den kalan bir şilt. Aynen öyle. Yani çok önemli. Atletizm müzesi. Çünkü atlet aynı zamanda bir atlet Mete. Bir futbolcu tabii ki Kıbrıslı bir sporcunun Türkiye'ye gidip birçok takımda Altay'da, Konyaspor'da, Samspor'da yetişip Doğan Türk Birliği buradan tabii buradan ki, tabii ki. Oynaması bizim gururumuz. Biz de onu sergileyeceğiz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet dediğiniz gibi sevgili hocam ilkokul döneminde aldığı kupalar bunlar. Gördüğümüz gibi atletizmde zaten o zamanlar başlamıştı ilkokulda. Burada tabii ki atlet olarak Türkiye'de gerçekleştirilen Nail Moran atletizm yarışmalarında ekip olarak katılmışlardı. Kıbrıs Türkleri olarak Kuzey Kıbrıs'tan. Onlardan bazıları Türkiye birinciliği. Evet Türkiye birinciliği var burada. Kazanmışlar. Bugün de atletlerimiz kazanıyor ama bu aynen öyle. Önemli. Burada 4x100 bayrak yarışında yine grup olarak birincilik gelmişlerdi o dönemlerde. Tabii ki daha elimizde başka şeylerimiz vardı. Çünkü aynen öyle. Taşımamız buraya geçti ama müzemizde hepsini görebilecekler. Kesinlikle. Burada gördüğümüz işte Mete'nin en son futbol oynarken giydiği futbol ayakkabısıydı. Kramponlu olarak bunlar tabii ki. Atletizmde özellikle 100, 4x100, 200 metre yarışlarında kullandığı çivili ayakkabılar. Bilmiyorum artık bu dönemde böyle şeyler kullanılıyor mu diye. Burada gördüğümüz örneğin Altay kulübündeki profesyonel futbolculuk dönemindeki giriş kartları oluyor. Kendilerine özel verilmekteydi. Keza aynı şekilde Konyaspor'un da burada vardır. En altta gördüğümüz ise burada hemen okuyup tekrar kameraya döndürelim. İslam ülkeleri, İslam oyunlarına ki Mete'nin aslında Kıbrıs Türk Federal Devleti milli takımda yarışmış ve Mete'nin aslında bu dönüm noktası olmuştu. Çünkü burada Mustafa Denizli Altay'da oynuyordu o zaman. Altay'ın kaptanıydı. Evet, o görmüştü. Evet. O yani bu olay ona bir vesile olmuştu. Hemen şuradaki de o zamanlar ki ben de bilmiyordum böyle bir şey uygulandığını. 19 Mayıs Lisesi talebelere mahsus hüviyet kartı. Bu Limassol'daki 19 Mayıs Lisesi'nin belgesi. Limassol'dan evet. Belge. Evet, 61 yılında doğmuştur zaten Mete. Evet. Öyle bir belgedir. Flamalarımız vardır. Dediğim gibi Doğan Türk Birliği'nde zaten Mete'nin ilk futbola başladığı, yani liglerde oynamaya başladığı, lisansiye olduğu takım Doğan Türk Birliği'ydi. Ardından tabii ki Altay Spor'a geçti. Altay'dan sonra Konyaspor'da 2 yıl oynadı ki Konyaspor döneminde 2. ligde gol kralı olmuştu Türkiye çapında ve ardından Samsun Spor'a gelmişti. Samsun Spor dediğimizde Mete'nin en çok dikkati çektiği an bu fotoğraftaki andı çünkü burada Galatasaray Samsun Spor karşılaşması evet, Samsun'da oynanırdı. Evet ve 1-0. Dönemi, yani UEFA şampiyonluğu dönemi. Aynen benim öyle. Anladığım kadarıyla aynen o kadro. Öyle. Evet ve burada Mete'nin golüyle ilk kez hem Galatasaray'ın yenilmezlik unvanını elde almışlardı hem de Samsun'da ilk kez Galatasaray burada yenik düşmüştü. Mete'nin golüyle dediğim gibi çok parladığı bir dönem olmuştu. Tabii ki Galatasaray'daki teknik direktör ise
Mustafa Denizli'ydi ki Mustafa Denizli Mete'yi Altay'a getiren, burada karşılıklı Galatasaray'dayken Denizli karşılıklı top oynadılar. Ardından da teknik direktör olarak yine Mete'nin karşısına çıkmıştı bu olayda. Buradaki resimde tabii Konyaspor döneminden kalma. Bir kısmı zaten. Bir kısmı. Dediğimiz gibi çünkü birçok materyalimiz vardır. Evet, bu materyalleri buraya kazandıracağız ve buradaki gençliğimize emanet edeceğiz. Bir de plaklarınız var bize şey yaptınız. Savaş plaklarınız, müziklerle ilgili. Onlar da burada şey yapmadık şu anda plaklara zarar vermeyelim diye. Onlar hassas olduğu için. Onlar için de teşekkür ederim. Ayrıca. Evet, o da ona da kısa bir bilgi vermek tabii gerekirse. Plaklar bu plakların en büyük özelliği 1974, 20 Temmuz 1974 Savaşı'nın sonrasında özellikle Türkiye'de müzik piyasasında, sektöründe özellikle savaşa yönelik, savaş anılarına yönelik bir anlamda kahramanlık, bir anlamda ağıtların yer aldığı epey plak çıkarılmıştı. Bunlardan yaklaşık 150 tanesi benim elimde bulunmaktadır, arşivimizde bulunmaktadır. İşte bu arşivi de artık sizlere paylaşıyoruz ve burada sunacağız. Biz o müzikleri canlı canlı müzemizde dinleteceğiz gelen izleyicilerimize. Evet, seyircilerimize, izleyicilerimize, evet, dinleyicilerimize hepsini hep söyleyebiliriz. Evet, bir teşekkür plaketimizi sunalım biz size. Çok teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, ilk önce Mete Adanır Vakfı adına çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Müzemize ve Kıbrıs Türk halkına duyarlılık gösterdiniz. Böyle anlamlı şeyler verdiğiniz için. İkinci olarak da Eral Adanır olarak yani size şahsınıza teşekkür ederiz. Çünkü müziklerinizi bizimle paylaşacaksınız. Evet. Çok teşekkürler. Evet. Çok teşekkür ederiz. Bütün halkımızı sizin kadar duyarlı olmaya, Mete Adanır Vakfı kadar, Eral Adanır kadar duyarlı olarak müzemizle ve bu müzenin Kıbrıs Türk halkının müzesi olduğunu da bilerek, bilincinde olarak herkesi bizimle kucaklaşmaya, müzemizle, Kıbrıs Türk halkıyla kucaklaşmaya davet ediyoruz. Çok teşekkür ederim.